Bölüm 3. Arsenal transfer kariyerine devam ediyoruz. Neredeyiz hemen ona bakalım. FA Cup'ta 5. tura kadar geldik. Brentford'la oynayacağız. Premier Lig'de ise şu an 5.'yiz. 57 puan topladık ama zirveye çok yakınız. Arada sadece 5 puan fark var. Sezon sonuna doğru her şey değişebilir diyorum burada. Bir de Avrupa Ligi'nden Leipzig maçıyla elendik ne yazık ki. 1-1 ve 1-0 bitti maçlar. Bugün işimiz çok gibi duruyor. Öncelikle Brentford maçıyla başlayacağız. Herhangi bir sürpriz istemiyoruz. O yüzden tam kadroyla çıkacağız Brentford maçına. Ve sonuç 1-0. Yine de çok zorlanmışız. Sergio Busquets tek golü attı. Yola devam dedik burada. Fikstür biraz Mart ayında rahat gibi görünüyor. Nisan'da da öyle. Bundan sonra son haftalara doğru daha rahat. Bir dönem inanılmaz yoğun bir fikstürle karşı karşıyaydık. Şu ara o yok. Arsenal evinde Newcastle'ı konuk ediyor. Simüle ettik. Ve 2-2 bitti. Bir de penaltı kaçırmışlar ha. 3 şut 2 gol. Bizim de 7 şut. Yine 2 gol. Sezon sonu Leno gider. Yeni bir kaleci gelir. FA Cup'ta 6. turda rakip Burnley. Geldik FA Cup'ta çeyrek final yani 6. tur maçına. Yine tam kadroyuz. Bundan sonra rotasyona gitmeyebiliriz. 2-0'lık galibiyet. Bu da bizi yarı finale ulaştırdı. Açıkçası ligdeki en kritik maçlardan biri. Tottenham'la oynuyoruz. Maç fazlasıyla 4 puan fark var United'a karşı onların. Yendik yendik. Burada 61 yapıp sonra o maç fazlasını da kapatıp 64 yaparsak zirveye 5 puan fark kalır yine. Ama işimiz kolay değil. Bu da bir gerçek. Tek çare yenmek. Tek çare yenmek evet. 1-0. O tek golde Aubameyang'dan geldi. Bize yetti bu. Şimdi geldik 13. oynamaya. West Ham United rakip. Ve yani şu an yedekleri kontrol ettim. Maç öncesi size de göstereyim. Smith Rowe 77, Martinelli 75, Nketiah 76. Bir yandan da onları takip etmeye devam ediyorum. Ama çok da fazla forma şansı veremiyoruz. Oynatamadığımız futbolcuları sezon sonu kiralamayı düşünüyorum. Bu adamların kendilerini bir yandan geliştirmeleri gerekiyor. Maça döndük. Ve 3-0'lık galibiyet geliyor. Rakibin şutu dahi yok. Arsenal toparlanıyor mu? Sadece 3 gün sonrası. Rakip Manchester United hafta 31. Onları yenersek deplasmanda puan farkı 1'e inecek United'la. Üst taraftan çok da uzaklaşmadık aslında. Çok kritik bir maç. Mutluymuş bu arada morali takımın. O kadar da iyi değil. Onu bir çok mutlu yapalım ilk hedef. Bugün kazanma zamanı. Biraz yorgun olsak da. United Arsenal. Ve sonuç 3-3 bitti. Müthiş gollü maç olmuş. Geriden gelmişiz ama 71'de Cavani'ye engel olamayınca hatta biz öne geçiyoruz. Fernandez maçı değiştiriyor. Bizimkiler tekrar kontrolü alıyorlar ama eşitlik var. Denedik. Şimdi 17. ile oynayacağız Fulham. Bu maçı kazanmamız lazım. Kendi evimizdeyiz bir de. Bak bu kötü. Yani United maçını anlayabilirim ama 86'da Fulham'dan gol yiyemezsiniz ya. Üstlere oynayacaksanız böyle bir lüksünüz yok. Üst üste 2 tane beraberlik oldu. Sırada da Manchester City deplasmanı var. O beraberliği Fulham maçında alamazsınız. City deplasmanında alırsınız. Bütün avantajımız gitti. Puan tablosunda 4.'yüz ve Tottenham'la fark açılıyor. Yine City maç öncesi basın toplantısındayız. Sonuna kadar savaşacağız. City Arsenal maçına geldik. Bazı performans veremeyen futbolcularımız var. Onların isimlerini ben şimdiden not almaya başladım kafamda. Sezon sonu geldiğimizde onlarla da hesaplaşacağız. Çünkü gol bekliyorum, asist bekliyorum. Bugün de City'ye mağlup oluyoruz. Harry Kane. İşte tutulamayanlar da bugün. Kötü gidişat var 3 maçtır. Böyle olunca takımda bazı değişikliklere gitmek gerekiyor bence. Odegaard'ı bu maçta oynatmayacağım. Martinelli'yi solda oynatacağız. Hatta Reina'yı da sağda mı denesem? Yapacak bir şey yok. Ben deniyorum. Belki farklı bir performans gösterirler ve formayı kaparlar dedim. 1-0 kaybettik Burnley'e. Mağlubiyet serisi devam ediyor. Boas Santos ilk dakikada atmış. Maçta başka bir şey olmamış. Arsenal'da işler iyi gitmiyor. Ne FA Cup'ta yarı final maçı geliyor. Manchester City. 4 maç galibiyet alamadığımız bir durum var. Bunu bu maçta değiştirebilir miyiz?
Yine döndük tam kadroya. Onlarda yorgunluk var da bizimkiler biraz daha dinlendi. Özellikle rotasyondan sonra. Ve 2-1'lik galibiyetle FA Cup'ta finaldeyiz. Bir de Sergio Busquets 2. dakikada atılmış be. Ona rağmen geldi final. Finalin adı Liverpool'muş bu arada. Son 5 resmi maçımız var. 4'ü lig maçı. Ligde toparlamamız lazım. Ya sezon sonuna doğru en azından ilk 4'te bitirirsek seneye daha iyi şeyler konuşuruz. 20. ile oynuyoruz Brighton'la. Eksik var. Torreira'yı direkt asistan oraya koymuş. Sağ bekte de eksik var bu arada. İkisi cezalı mı sakat mı? Biri cezalı, diğeri sakat. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmaktan başka çaremiz yok 2-0. Güzel oldu bu. Dünyanın en zorlu ligindesiniz. Arsenal'ın hocasısınız. Yıllardır şampiyon olamıyorlar. Bence ilk sezona göre bir kısım toparladık bazı şeyleri ama o ilk 4 gelmezse hiçbir anlamı yok. Southampton maçıyla devam ediyoruz. Laimer Busquets burada. Sağ bekimiz hala yok. Maç sonucu gelsin. 1-1. İşte bu olmadı. Bu, yani mikrofona kafa atmak istiyorum ya. Böyle bir sonuç olamaz ya. Ben neler konuşuyorum? Sonuçta ne görüyoruz? City ile aramızda 2 puan fark var. Ve son 2 hafta. Çok kritik abi. 2 maçı da alacaksınız. Başka bir sonucu ben kabul edemiyorum. Crystal Palace, Arsenal. Yine sağ bekte resmen idare ediyoruz. 79'luk oyuncumuzla. Başka kimseyi de çektirmiyor sistem bize. Bellerin'in olmaması 1-0. Bakalım City ne yaptı? Şimdi o da 3-2 kazanmış. Bizim sonucumuz kadar onların sonucu da önemli. City ile burada çekişmemiz de çok ilginç. Onların bu kadar düşük seviyede kalmaları bir tuhaf. Son haftaya yakından bakmak istiyorum. City kimle oynuyor? Fulham'la oynuyormuş. Fulham kaçıncı? 14. Sürpriz bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ne olmuş? Ona bir bakmam lazım benim. Avrupa Ligi'nde İngiliz takımlardan iyi, bura güzel ama ikisi de üstte değil ki. Ya şimdi bir İngiliz kulübünün orada kazanması gerekiyor ve biz hani belki Şampiyonlar Ligi'ne gideriz diye düşünüyorum. City Arsenal son haftaya kaldık. Valla burada kaçış yok. Rakipte Cagne var. Biz yine idare ediyoruz. Sağ bekte 2-0'lık galibiyet geldi. Asıl mesele diğer taraf. Ve burada göremiyorum sonucu. Liverpool Arsenal finali gelecek. Merak ettiğim konu bu değil ki. Ne oldu orada? Premier Lig'e geliyorum. 4. Arsenal. İşte bu kadar sürpriz olmuş. Avrupa Ligi'ne geçtik. Fulham kaç kaç bitmiş? 3-3 bitmiş maç. Süpersiniz be. Süpersiniz. 4. olduk ligde. Ligde dördüncülüğü kahvemi aldım ve kutluyorum şu an ya. Müthiş bir şey. Şimdi FA Cup finali oynayacağız. Buradan da zaferle ayrılırsak bu sezon için yeterli sonucu aldık diyebiliriz. Tam benlik sezon oluyor. Biraz zor toparladık ama. Şans. Abi şurada Southampton beraberliği bizi yakıyordu az daha. Şimdi final zamanı. Sağ bekte hala aynı sorun var. Gertrude da gerçi kötü bir adam değil. Gelişebilir. Dakikayı müthiş indirdim bu arada. Şu an 2 dakikaymış yarı süresi. Tam istediğim gibi. Çok kısa kısa kesitler koyacağım zaten maçları oynarken. Formalar bunlar. Takım hazır. Biz tam kadroyuz. Yani bir eksiğimizde. Ve İşte saat 5.30'da başlayan yarı güneşli, yarı gölgeli FA Cup finali başladı. Fabinho çok güzel bıraktık. Busquets getiriyor. Busquets sağdaki Pepe'yi gördü. Pepe bir güzel orta. Gol getirir. Odegaard. Wijnaldum hala getiriyor. Wijnaldum pas güzel. Mane, Sadio Mane. Mane sen nereye gidiyorsun? Allah aşkına stoper. Jimenez o. Sen nereye gidiyorsun ya? Kendi kendine gitti oraya. Ne güzel önünü boşalttı Mane'nin. Ayakta kalamadık bu arada Busquets. Odegaard. Odegaard. İyi çalım. Odegaard verdi. Aubameyang kaleci çıkardı. Odegaard. Haydi çocuklar be. Saka. Son saniyeler artık. Bukayo Saka'yla gidiyoruz. Saka götürüyor. Saka. Saka. Pas. Aubameyang. Offside. Verdi golü. Verdi golü 1-1. Aubameyang. Dedim offside. 90 artı 3'te. Beraberlik geldi. Tekrar izlemem lazım golü. Ya ben
Offside diye sevinemedim bile orada. Değilmiş. 2 numara son anda bozmuş. Son anda müthiş gol bu arada. Aubameyang attı. FA Cup'ta hala iddialıyız. Bu maç bitmedi. Şimdi bitti. Bu arada kötü pas attılar. Top bizde. Tierney. Smith Rowe. Out'a. Maç bitti, penaltılar. Ramos 90'la penaltı mı atıyormuş? Tamam, iyi kullandığını biliyorum ama 90. Fabinho çıkardı, Leno. Güzel başladık. Ramos sağ alt. Ramos ters köşe yaptı. 1-0. James Milner. Milner düz kullanacak bence. Aa, çok güzel vurdu. Pepe. Haydi Pepe. Haydi Pepe. Haydi Pepe. 2-1. David Alaba. Bütün pili bitmiş bu arada Alaba'nın. Ve kaçırdı. Sıfır kondisyonla attı Alaba. Aubameyang. 3-1. Kupaya son bir adım. Lautaro Martinez. Gönder dedi. Ters köşe yaptı. Smith Rowe. Sağ üst. Smith Rowe. Uf. Roberto Firmino. Firmino. 3-3 oldu. Bunu atmam lazım. Odegaard. Odegaard ters köşe. FA Cup Arsenal'ın. Kupayla sezonu tamamlıyoruz. Yani 90 artı 3'te gelen bir gol. Gerçi maçın başından beri bizim şutumuz daha fazlaydı. Sadece onlar golü rahat bir şekilde buldular ama çevirmesini bildik. Penaltılarda affetmedik. Belki belli başlı sorunlarımız var. Onların çözümünde seneye işimiz yine kolay olmayacak. Takımdan ayrılacak çok isim var. Yerlerine gelmesi gereken önemli bölgelere transferler var. Bizi bekliyor en azından bu transferler. Ondan öncesinde FA Cup'u kutlayalım. Bu şampiyonluğu Aubameyang kaptanımızla beraber seneye dönüp bakalım neler yapabiliriz. Sezon içerisinde bayağı tökezledik ama sezon sonuna geldiğimizde en azından kötünün iyisi oldu. Hem FA Cup hem Premier Lig dördüncülüğü. Şimdi sezon sonu itibariyle Atletico Şampiyonlar Ligi'ni almış, Avrupa Ligi'ni de Leicester City müzesine götürdü. UEFA Süper Kupası Bayern'in oldu penaltılarla ve Karabağ'da Liverpool zafere ulaştı. En önemli yere geliyoruz. Bizi ilgilendiren meseleye, oyuncularımız neler yaptı? Özellikle gelişimlerle başlayacağım. Bir artı 5 görüyorum Tierney. Bola iyi gelişmiş. Artı 2'ler var, artı 3 var. Hector Bellerin. Ama 5 hafta daha bizimle değilmiş. O biraz sıkıntı. Çok artı 2 var. Artı 6 Bukayo Saka var. Müthiş gelişmiş. Artı 5 Martin Odegaard. Yine artı 3 Nicolas Pepe. Ve artı 1 Aubameyang. Şimdi takımda en iyi oyuncu Aubameyang'da. 31 gol 7 asistle. Seneye de zaten bu takımın forveti olacak. Kaptanla devam etmeyi ben düşünüyorum. Pepe olmadı. Pepe ile gidemeyiz. 14 gol 6 asist beni memnun etmedi. Odegaard'ın istatistiği fena değil. Onu söylemek lazım. Saka 11 asistle oynadı ama 2 gol. 2 gol gerçekten çok kötü. Ya Saka'yı ben alır belki de sol bek yaparım bu saatten sonra. Belli mi olur? Çünkü Saka önemli bir oyuncu. Şimdi hal böyle olunca Laimer'e bakıyorum. Defans orta sahadan sadece 4 asistle katkı vermiş. Busquets 4 gol 5 asist. O da fena değildi gerçi. Ramos iyiydi ama Ramos'ta eksi 3'lük düşüş var. Seneye kesinlikle stoper ihtiyacımız var. Bernd Leno'yla yollar ayrılabilir diye düşünüyorum. Ve şöyle genel baktığımızda en iyiler en üste çıktı bile. Şimdi finansal bakımdan Odegaard diğerleriyle arayı bayağı açmış şu an. Ve ilk sezonun krallıklarına bakacağız. Aubameyang zirvede Arsenal'dan. Ben bu adamı nasıl satayım zaten? Asist krallığında Odegaard 3.'ydü. Ve gol yemeye maç sayısında aslında Leno zirvede. Bak bunu beklemiyordum. Hadi yani tamam, Leno idare etti bence. Ama
İstatistiğe bakınca hepsinden daha iyiymiş Premier Lig'de kalecilerden. Gel de şimdi karar ver. Yeni sezonda Leno ne yapacak? Takımda kalıyor mu, kalmıyor mu? Yeni sezona gidiyoruz. Yeni sezonla başlıyoruz. Bütçe 172 milyon euro ve Şampiyonlar Ligi'nde de final, FA Cup'ta final. Bu sene finallerin takımı olmaya geliyoruz. Arsenal. Şimdi şöyle çok çok düşük overall'lı oyuncular var. Hiçbir işe de yaramıyor. Bunlarla öncelikle serbest bırakarak başlayacağız. Bu adamlar çünkü antrenmanda gereksiz bir şekilde yer kaplıyorlar. 76 Balogun dahi bu takımda kalmayacak. Öncelikle bu genç oyunculardan başlıyoruz. Osei Tutu'yu da yolluyorum. Karlovaş da olmadı bu arada. Yeni sezona bayağı transferlerle başlayacağız. Baker burada duruyor. Kolasinac'ı satacağız. Sergio Ramos rotasyon stoperimiz olacak. Gabriel ile birlikte Saliba ve Mauro Panos'u bekleyemem. Gerçekten bekleyemem. Ya yani ikisini de. Saliba çok potansiyelli, evet. Ama şu an için düşünmüyorum. Nice, bak sağ bekte Nice Gertruida. Neden olmasın? Nice'i ben çok severim aslında. Sağ kanat beki olarak görünüyor ama Bellerin o da çok gelişebiliyor. Şimdi Gertruida'yı da yeni transfer ettik. O yüzden Nice mecburen transfer listesinde. Torreira'dan sonra Guendouzi de geldi. Torreira geçen senenin devre arasında kiralıktan dönmüştü. Biz çağırmıştık. Guendouzi önemli bir futbolcu. Rotasyonda yerini alabilir. Şöyle 2 yıllıkta yeni sözleşme imzaladık. Busquets'le sözleşme uzatmayacağım. Son senesi olacak. Bu arkadaş da yollara ayrılacak. Martinelli duruyor. Saka, dediğim gibi sol bek mi yapsak acaba Saka'yı ya? Evet, Becker'ı da yollayalım. Saka olsa olsa sol bek olur da bir bakmam lazım. 144 hafta. Geçen sene de hiç oynamayan bir Bukayo Saka var. Martinelli'yi kiralayacağız. Sol orta sahaya olmadı, transfer yaparız. Nelson kiralanacak. Willian hala satış listesinde. Nketiah'la yeni sözleşme. 48 bin alıyormuş. 50 bin desek 62 bine anlaştık. Reis Nelson'la da yollar devam edecek. Onunla da uzattık. Şöyle bakıyorum. Sezon sonu Ramos, Kolasinac, Busquets'in sözleşmeleri bitiyor. Gerçi Busquets'le hadi bir yıl daha götürürüz. Onun yaşı bir tık daha genç. Ama Sergio Ramos'la yollar ayrılıyor. Leno'ya gelirsek de evet, Leno'yu da yollayacağız. Şimdi ilk olarak stoperle başlıyoruz. Clement Lenglet Bayern Münih'te şu an 60 milyon euro artı %15 pay. Pay kalktı 99.500. Arada uçurum var, uçurum. 69.500 bir tık düşmeleri lazım. Muhtemelen 89.500'de anlaşacağız ama 10 milyon euro 10 milyon euro arttırıyorum. Elimizde değil. Lenglet'i kesinlikle almamız lazım. Hiç düşmediler. Şaka gibi ya. Şu an gerçekten şaka gibi. 9500. 1 milyon euro için miydi? Kesinlikle anlamsız bir transfer oldu. Yani pazarlık bakımından. 105 civarı alıyormuş. 4 yıllık düşünüyoruz Lenglet'le. Bu sene gelsin. Önemli işleri yapsın. Ve yolumuza bakalım Lenglet konusunda. Şöyle 110 bin dedim. Ek ücret kendi talep etti. Tamam. Şimdi bir tek Pepe ile sağ orta sahada gitmez. Genç oyuncularımızın gelişimi için de biraz zamana ihtiyacımız var. O zamana ben beklemeyeceğim. Gareth Bale 26 milyon euroya artık Arsenal'da. Çok fazla maç yapıyoruz. En azından rotasyonda onun gibi bir isme ihtiyacımız vardı. Ben öyle düşünüyorum. Bale ile 3 yıl ve maaş olarak da biraz daha düşük bir maaş teklif edeceğim. Real Madrid'de aldığının ve anlaşıyoruz. Saliba'ya güzel bir teklif var. Kolasinac'la direkt zaten ayrılacak yollar. 19.400 Strasbourg'dan. İkisini birden kabul ediyorum. Gidebilirler. Ve Torreira'ya da teklif var. Yusuf Fofana artı belli bir miktar para ama ben direkt bu adamı satmak istiyorum. Ya yani Fofana'yı kaldıralım takastan. Siz bana 40 milyon euro verin Torreira için. Yeterli. Reis Nelson'da da bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi var. Onu normal kiralamaya çevirmeye çalışacağım. Kolasinac için Lyon'dan da 7 milyon euroluk bir teklif.
Ne son bir yılın o Aubameyang'a teklif var. Hocam nereden çıkardınız onu bir engelleyelim. Mauro Panos için de Marcano artı bir miktar para. Yani 30 bin avro baya komik bir ücret. Marcano'yu da çıkaracağız. Yine parasını verin. Mauro Panos'u alın bizden. 10 milyon euro yeterli. Konstantinos Mauro. Leno için de herhangi bir teklif yok. Leno'ya teklif gelmezse kale mevkisinde bir süre daha devam ederiz. Gabriel'e 32.500'lük teklif var. Martinelli'yi Dortmund kiralamak istiyor. O güzel oldu. Bu arada Konstantinos Porto'yu reddetmiş. İkinci teklifte Queen artı bir miktar para. Queen'i takastan çıkarın da. Gabriel'i 81'lik stoperimizi satmak istiyor muyuz? Satabiliriz. Baktığımızda satmayabiliriz. İki seçenek var zaten. Kararsız olunca ben. Konstantinos giderse takımdan bizim için yeterli. Ben için teklif var. 4.950. O Nice de hiç fena bir teklif gelmemiş ama 30 milyon euroya kadar yükseltebiliyoruz teklifi. Abi hadi 30 fazla desek 28.200. Atalanta biraz yükseltin ya. Hani gönlümüz kırılmasın maksat. 27.200. Jimenez'i satmayacağız. Jimenez bu takımın temel parçası. Ve bu transferlerin arasında bir de Community Shield maçımız var. Tottenham'la karşılaşıyoruz. Keskinliklerimiz yakıyor sezon öncesinde. Kimse daha ısınamamış belli ki. Bakıyorum yedeklere. Herkeste kötü bir keskinlik var. Onu atamamışız. Deniyoruz şansımızı. Ve penaltılarla kazanıyoruz Tottenham'ı. Community Shield sezon başında bize geliyor. Moralleri biraz arttırdı bu. Sezon öncesi güzel oldu. Willian için nihayet teklif var. 4.950. Pepe'ye Chelsea'den güzel teklif. Ben bunu değerlendiririm. Pepe giderse oraya o mevkiye daha farklı bir alternatif üzerinde düşünüyorum. Pay hocam ben bir an önce para istiyorum. Payı nereden çıkardın sen? 65.700. 60'ın üstüne çıkacak bu fiyat. 62.200. Hadi. Anlaştık. Odegaard'a inanılmaz uçuk bir teklif var. Ne yapsam bilemedim ya. Odegaard geçen sene çok da kötü oynamadı aslında ama daha iyisi. Daha iyisi neden olmasın. Şimdi Klopp. Malum takımın en iyi oyuncusunu istiyorsunuz. Parayı da verin. Mitchell Baker 5.700'lük teklif. Reddettim onu. Gendazi'yi gönderiyoruz. 34.300. Biraz yükseltelim. Hocam onu 38.300 yapsan. Gendazi'yi al. Bak bak yine pay koydular. 37.300. Abi ver parayı. Al Gendazi'yi. 4 tane oyuncu gitmek üzere. Tam 4 tane oyuncu gidebilecek kadar kadrodaki oyuncu sayımız varmış bu arada. Ve Fulham maçıyla lige başlıyoruz. İlk maç, ilk heyecan. Pepe gitmek üzere olduğu için onu bir alalım oradan. Odegaard. Odegaard sen de sen kal ya da ya. İlk hafta şimdi sıkıntı yaşamayalım. Sıkıntı yaşadık. 3-2 kaybettik. Ve bu sonucun ardından Aubameyang penaltı kaçırmış o neyse de Leno gidiyor. Olmadı. İlk hafta ilk mağlubiyet. Bütçe 453 milyon euro oldu bu arada. İkinci maça iyi transferlerle gireceğiz. Sağ tarafa asıl adam Riyad Mahrez. Sağ kanat ama hemen onu sol ama sağ orta sahaya çekeriz. 68.200 Guardiola ile anlaştık. Takım geçen seneye göre çok değişecek. O bütçeyle de değişsin bir zahmet zaten. 3 yıllığını anlaşıyoruz. Muhtemelen maaşı şu anki maaşına yakın bir bedel olur diyecektim. 200 bin teklif ediyorum. Mahrez gelir. Sezon başına kötü girince bunun artık kaçarı yok. 33 yaşındaki Busquets'imizi gönderip üstüne 40 milyon euro desem N'Golo Kante 56.200. Tamam tamam olur olur. Dünden razıyım böyle bir teklife. Bu sene net lig şampiyonu olabilecek bir kadro hedefimiz. Yani kimi almamız gerekiyorsa onu alacağız, getireceğiz ve en sonunda şampiyon olacağız. Ve Saka transfer listesinde. Çok etkisiz, çok etkisiz. Ofansif orta saha için 4 tane seçeneğimiz var. Bu isimlerde karar kıldım. Brandt, Royce, Çalhanoğlu ve Dominik Szoboszlai. Şimdi şunu düşünmek lazım. Hangisi daha fazla gol atabilecekse ben onu istiyorum. Bu transferin şakası yok. Hakan Çalhanoğlu'nu rotasyona kesin getireceğim gibi. Bayern'le 40 milyon euroya anlaşırsak
Biz mutlu oluruz. 47.900. İyi, çok artmadı fiyat. Açıkçası burada oynar. Bir tık rotasyon transferi diyebiliriz Hakan için. Bir tık risk transferi ama şutu Brent'ten iyi diye ben onu getireceğim. Marco Reus. 40 milyon euro Dortmund'a. Direkt anlaştık. Farklı bir şeyler denemek istiyorum. Özellikle daha önce çok fazla kullanmadığım isimlere de yönelmemdeki amaç bu aslında. Reus'u son yıllarında Arsenal'da iyi bir ofansif orta saha olarak görmek istiyorum. 94 bin avro ve anlaştık. Onu aslında sol orta saha için getiriyorum. Ana mevkisi sağ orta saha olsa da. Saka'dan memnun değildik ya. Bence Sancho'dan baya baya memnun olacağız. 169-200. Çok erken anlaştık fiyata. Sezon öncesi tamamen değişen, neredeyse sıfırdan rebuildladığımız bir Arsenal. Sancho burada çok iş yapar ya. Sancho deli oynar. İnanıyorum. Bu arada şut atabilen isimleri getirdiğimizi söyleyebilirim. Ve Bernd Leno için teklif var Dortmund'dan. Acaba parayı nereden buldular? Zayıf halka gidiyor. 95 isteyeceğim. Verirlerse müthiş olacak. Sezon başında 90-300 de olur. İyi kaleci buluruz. Kendisi bir dönem buradaydı. Tekrar dön gel yuvana diyorum. Szczesny. Arsenal'a gel. Saka mı? Yo, Saka'yı daha pahalı fiyata satarım ben. Szczesny'ye tam 67'ye kadar çıktım. Szczesny ile de 3 yıllığını anlaşıyoruz. Onu da söyleyeyim. Szczesny tamam ama yedek kalecimiz de yok. Sirigu. 7 milyon euroya Torino'dan. Bence tam yeterli bir yedek kaleci. Willian için bir teklif daha var. Bu arada Gendazi de Benfica'ya gitmemiş. Sağ orta sahaya çekmeye çalışacağız Mahrez'i. 83 hafta diyor ama daha kısa sürede muhtemelen sağ orta saha olur. Nottingham Forest maçıyla yola devam ediyoruz. Hızlı simüle et diyorum. Ve 1-0 Aubameyang tek gol attı 30'da. Ve Saka için 2 tane teklif var. City ve Bayern. Tabii ki de City'ye satmam. Ama Bayern olur. Bence 19 yaşında 84 gene sahip bir isim için bu fiyatların konuşulması yine hayal kırıklığı diyebilirim. Çok düşük. Piyasa değeri buymuş ama adamı. City'ye satmayacağım. Bellerin gitmeyecek. Ramos hala bizde. Hafta 3. Aston Villa Arsenal. Yavaş yavaş keskinlikleri takımı toplanmaya başladı. Eksilerden artılara doğru. 2-0'lık galibiyet. Mahrez ve Sancho. İşte kanatlardan beklediğim performanslar bu aslında. Gendazi'ye 2 teklif daha var. Direkt kabul ediyorum. Giderse gitsin mantığındayım şu an. Ligin erken ama kritik maçlarından biri. Moral olarak da memnunmuşuz. Mutluya çevirdik. Hatta çok mutlu yaparsak City maçı öncesinde istediğimiz gibi işler gidebilir. Tamam, fena olmadı bu. Kritik maç. Onlar 7, biz 6 puan topladık. Fernandinho sağ kanatta ne arıyor? Muhtemel 11'de ilginç bir şey gördük. Ve 2-1 kaybettik. Sezon başında yıkıldık şu mağlubiyetle. Ve Joker. Kendisi gerçekten Joker. Memphis Depay. Son gündeyiz Ağustos'un. 90 milyon euro istiyor. Tottum. 8600 diyorum. Tamam. Son gün transferlerine devam ediyoruz. Axel Witsel. Borussia Dortmund'dan Arsenal'a geliyor. Ve bir transfer daha. Bu da Jonathan David olacak. Nketiah'yı da yollayacağız. 30 milyon euro üstüne para veriyorum. Lille. 42.300. 15 pay. Payı kaldırdım. Teklif geçerli. Ve Arsenal'da inanılmaz değişimin yaşandı. Sezon başında ben transferi tamamladım. Bütün hepsini şöyle geçiyorum. Neredeyse bütün takım değişti. Çok gidenimiz var, çok gelenimiz var. Takımın uyum sağlamaya ihtiyacı var. Ama ben gol atabilecek isimleri buraya getirdiğimi düşünüyorum. Bu sene farklı beklentilerimiz var ligden. Onu başarabiliriz. Umuyorum ki başaracağız. Tam olarak da takımın düşündüğüm 11'e bu şekilde olacak. Yedeklerimiz Çalhanoğlu'nu dediğim gibi sol orta saha alternatifi olarak düşünüyorum. Ve kadro dışındaki futbolcularımız iyi kadro kurduk. Ya tam sezona başlarken bu kadar zorlu maçlar neden City ve United üst üste? Takım oturmadı, sistem oturmadı bu sene. Yeni transferler uyum sağlayamadı. United, Arsenal... Deniyoruz şansımızı. 2-2 bitiyor. Uf. Ramos 76'da kurtarmış takımı. Sezona biraz kötü başladığımızı itiraf etmek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz da belli oldu. Juventus, Leverkusen, Lokomotiv, Moskova. Şimdi Lokomotiv maçıyla başlayacağız.
Oradan 6 puan almamız lazım. Çünkü Leverkusen ve Juventus maçları zor olacak. Hemen Lokomotiv maçı sonrası da Liverpool maçımız var. Çok güzel. Yine harika fikstür. Ufak çaplı bir rotasyon diyebiliriz Lokomotiv karşısında. Ama bunu denememiz gerekiyor. 3-0'lıkta galibiyet aldık. Aubameyang, Çalhanoğlu, Kante. Ve geldik Liverpool maçına. 5.'ler şu an. Ve bakıyorum rakibi. Alphonso Davies stoperde gözüküyor. Yine ilginç bir şey deniyor rakip. Biz az kadromuzla 3-1 kaybediyoruz. 1-1'i sağlıyoruz. Keita'dan sonra Kante atıyor golü. Olmadı. Kötü başlangıç. Çok kötü başlangıç lige. Böyle maçlar zorluyor fikstürde bizi. Bugün rotasyonumuz bir tık daha geniş. Sağ bekte de Gertrude oynuyor. Deneyelim. Southampton 0, Arsenal 2, Gareth Bale ve Jonathan David golleri attı. Rotasyonla şu ana kadar sorun yaşamadık iki maçta da. Tabii lige felaket başlayan bir Arsenal 13.'üz şu an. 20. ile oynuyoruz. Hadi çocuklar ya, galibiyet lazım. Galibiyet lazım. Jonathan David yine attı. Mahrez, Memphis, David. David formayı Aubameyang'dan almasın. Döndük Şampiyonlar Ligi'ne, rakip Juventus. Kritik maçlardan biri, tam kadroyuz. Arsenal, Juventus, 2-1'lik galibiyet Mahrez ve Memphis Depay. Depay'ı tamamen bunun için aldım. Simülasyonlarda oynaması lazım gerçekten. 2'de 2. Döndük lige. West Ham United 9. Biz de 2 altındayız. Galibiyet 1-0 Hector Bellerin. Bayağı zorlandık şurada. Oynaya oynaya takım açılacak. Keskinlikler artmaya başlayınca toparlanacağız. United kötü başlamış. Tottenham kötü başlamış. Bizim gibi. Burnley 21 puanla zirvede şu an. Tamam, sorun yok. Hiçbir şey için geç değil hala. 2 hafta neredeyse ara var. Sonra Southampton, sonra Leverkusen. Southampton maçına geldik. Bir şey deneyeceğim ya bu maçta. Jonathan David oynatmak istiyorum. Merak ediyorum performansı nasıl olacak. 2-0 Lenglet, Mahrez. David hiçbir şey yapmamış. Galibiyet geldi. 3. maç Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen deplasmanı. Bu maçı alırsak işler farklılaşır. Yalnız hatta bak Bailey, Diaby, Malen, Coutinho, Dele Alli, Diego Carlos, Tapsoba, Hradecky, Luke Shaw. Karşımızda bomba bir takım var. Ama biz 0-0'a razıyız. 0-0 oldu. Daha nasıl kadro kursun adamlar? Almanya'da kesin üstlere oynuyorlardır. Kesin. Biraz ritim bulmamız gereken maçlardan biri. Crystal Palace 17. ile oynuyoruz. Yine deniyorum. David'i forvete aldım. Bu adam atabiliyor çünkü. 2-1'lik galibiyet. Memphis Depay gollerine devam ediyor. Odegaard'ı satıp Memphis Depay hamlesi gerçekten katkı verecek gibi. Rabada 4. tur heyecanı. Derby County. Neredeyse full rotasyon. Derby County maçında. Sorunsuz geçelim. Sorunsuz geçtik. Jonathan David ve Giovanni Reina. Gençler çalışıyorlar. Ve 8. ile Tottenham'la oynayacağız. Lider hala Burnley. 10 haftada 9 galibiyetle. Nereye kadar böyle devam edecek? Evet. Troy Parrott, Foden, Son, Bergwijn. Yani Troy Parrott biraz gelişmemiştir muhtemelen. 2-1 Aubameyang ve Memphis Depay. Parrott gol atmış. Hani ne söylesem tersi çıkıyor şu an. Hugminson teşekkür ediyorum bu arada penaltı için. Ve iç sağ Leverkusen. Burada yenersek biter. Biraz yorgunluk da varmış takımda ama idare edecekler. 2-1'lik galibiyet Aubameyang, Memphis Depay. Memphis takımı taşıyan adam bu sene. Şu lig maçını da atlatalım. 2 haftalık ara. Sonra Everton maçıyla devam edeceğiz. Burnley hız kesmeden devam ediyor. Adamlar akıyor gidiyor. Net. Aubameyang çok yorulmuş. Orada bir değişiklik zamanı. Royce ya da Depay Royce. Şöyle olur. Aa böyle güzel oldu. Depay orada da oynar. Royce da atar arkadan. 2-0'lık galibiyet gelir. 2 golü de defansif ortası atmış bu arada. Everton maçı sonrası Burnley maçımız varmış. O seriyi herhalde biz keseceğiz bu gidişle. 12 hafta 33 puan. Everton kritik maç. Takım yeşil ya. Yeşillendik. Hadi. 1-0 Riyad Mahrez. 87'de kritik gol. Kötü başladık ama şu an toparlamış gibiyiz. İç sahada Lokomotiv maçımız var. Rotasyon. Bu maçın adı rotasyondur. Aubameyang 86. Haydi bakalım. Rotasyona neredeyse yine tamla çıkacağız.
Kante kalıyor. Adam her maç oynuyor. 4-1'lik galibiyet. Axel Witsel rakibi dağıttı. Şampiyonlar Ligi'nden turladık. İşte benim merakla beklediğim maça geldik. Burnley iç saha. Bu arada yenilmişler. Evet. 13 hafta 33 puan yazıyor. Yenersek zirveyle işler değişir. Ve o galibiyet geliyor. Aubameyang 63'te atıyor. Burnley'in serisi sonlanmak üzere. Biraz Liverpool da fena geliyor. Devre arası şu an transfer yapmayı düşünmüyorum. Nedense çok iyi gidiyoruz. Umarım bozulmaz bu. Şurada yine fixtür sıkışmış. 3 hafta 6 maç. Her aralıkta böyle oluyor İngiltere Ligi'nde. Kolay bir fixtür değil. Bunu aşmamız gerekiyor. Aubameyang tekrar 87 ve 2 tane golünü attı. Güzel. İşler güzel. Net seriye bağladık. Bir galibiyet daha lazım. 20. ile oynuyoruz. Bak. Burada sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Aubameyang pil bitti. Royce Depay yapacağız yine bu maçta. Bir de Aubameyang da yaşta var ya artık. Her maçı artık kaldıramıyor. 3-0. Royce, Aubameyang, Sancho. Adam sonradan girip yine attı. Tamam, bizim buna ihtiyacımız var. Aubameyang form tutarsa başka şeyler konuşuyoruz. Şöyle yaklaşık 20 hafta sonundaki takımın genel istatistiklerine bakın istiyorum. Mahrez de fena değil. Depay da fena değil. 15 haftada 5 gol 1 asist. Aubameyang yine takımı taşıyor. O bir gerçek. Sancho, bak, beklenilmeyen performans Sancho'dan. Bu olmamalı. Gerçekten olmamalı. Kritik maç Juventus maçı. Liderlik için. Sonra da Chelsea maçımız var. Üst üste yine denk geldi maçlar. Agüero, Ronaldo. Of, hatta bak. Mahrez yorgunmuş. Bugün Mahrez'i dinlendiriyoruz. Hakan Çalhanoğlu. Şöyle yapalım. Sancho'yu ilk defa sağ orta sahada oynatacağız. Juventus 1-1. Liderliği bize getiriyor Laimer. Son dakikalarda adam net bize şansı verdi Şampiyonlar Ligi'nde. Formumuzun sürmesi gereken maçlardan biri. Burnley ne yapıyor ya? 33'te kaldı adamlar. Chelsea, Arsenal, Pepe karşıda eski takımına karşı oynuyor. Busquets eski takımına karşı oynuyor. Ve 2-2'lik sonuç. Pepe. Belki bize Aubameyang yapma be. Aubameyang. O penaltıyı atsa bu sefer daha farklı olacak maç. Karabağ'da çeyrek final Leicester Arsenal. Maçlar çok sıkıştı ya. Bir çılgınlık yapacağız. Yine neredeyse full rotasyon. Full rotasyonda bile oynayan adam gibi adam N'Golo Kante. Leicester Arsenal. Penaltılarla eğlendik. 90'da gol yemişiz. Hadi gel bunu açıkla. Karabağ'da yine hazin son. Hak etmedik. Bu Aralık fikstürü ne yoğun. Arkadaş 4 tane daha maç oynayacağız. 30 günde 8 maç. Kendi evimiz. Biraz dinlenmiş bir takım. Çünkü oynamadılar kupada. Birçoğu en azından. Wolverhampton rakip. Bir şut bir gol mü? Evet. Bazen anlayamadığım şeylerden biri bu işte. Maça o kadar hakim olursunuz. 46'da 10 kişi de kalmışız. Ona rağmen de iyiydik. Liderliği kaybettik. Üst üste 4 maçta galibiyet gelmemiş. Bir kere kötü gitmeye başlayınca arkası geliyor. Lige döndük, Leicester maçı. Yalnız burada şakası yok işin. Gertrude oynuyor sağ bekte. Eksiğimiz var. 4-2. Burada acımadık işte. Hatta maç 3-2 iken Tielemans penaltıyı kaçırmış. Ve Burnley maçına geldik. Bir başka Burnley maçı. Bu sefer deplasmandayız. Yenersek Burnley altlara doğru gider mi? Çünkü şu ana kadar farklı işler yaptılar. Ama şu ana kadar olsun. Şu ana kadar olsun. Evet, Sancho attı. Adamların şutu dahi yoktu. Güzel savunuyoruz bazı maçlarda. Gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Ve Aralık ayının son maçı. Everton. City ile 44-44. Liverpool 40 puandaymış. Şampiyonluk yolunda Arsenal için yeni adım diye haber yapmışlar. Sancho, Jimenez, Kante'nin formaları gözüküyor. Biz geldik. Yorgunuz morgunuz ama tam kadro çıkıyorum. Hadi. 4-1. 4-1. Arsenal Everton'ı rahat yendi. Yine tek şutta tek gol atan rakip takım. Neyse ki biz fazla attık bu sefer. Bitmiyor ki abi. 1 Ocak'ta da maç var. Neyse ki şu maçtan sonra birazcık ara vereceğiz. Biraz dediğimde bir hafta maç oynanmıyor. FA Cup.
Yine tam kadro. Evet, tam kadro çünkü maç sonrasında boşluk var. 4-1'de galibiyet. Güzel gidiyoruz. Ocak ayındayız. Premier Lig'deki puan tablosunu göstermek istiyorum. City ile herhalde başa baş gideceğiz sezon sonuna kadar. Liverpool düşmeye başladı. Burnley düşmeye başladı. Chelsea çok kötüymüş bu sene. Şampiyonlar Ligi'ne bakma zamanı geldi. Rakip belli oldu. Monaco. Monaco kimden ikinci olmuş? Atletico, Monaco, Napoli. Bir haftalık ara. Leicester, Wolverhampton, Chelsea. Leicester'la 5. ile maçımızı yapalım. Sonrasında da videonun sonuna gelelim. Yani bu kadar maç yeter. 2-1 kaybediyoruz. Bitirirken yapmayın bari ya. Kendi evimizde City'de 1 puan almışken bölüm sonunda City'ye liderliği veriyoruz ya. Şaka gibi. Şaka gibi gerçekten. Evet, şuna da bakalım. Aubameyang yine en iyisi takımın. Mahrez de Depay da geliyor. Ama Jadon Sancho için aynı şeyi tam olarak söyleyemiyorum. 28 maç 4 gol 4 asist düşük. Laimer bölgesine göre iyi oynuyor. Jonathan David 10 maçta 3 gol attı. Daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Çalhanoğlu'nun 3 asisti var bu arada 15 maçta. Bence iyi katkı veriyor Hakan. Şöyle City 48, Arsenal 47 ile bırakıyoruz. Ve gol krallığında Fernandes varmış 16 golle. Bizden Aubameyang 11 ile 5. biraz geride kalmış. Asist krallığında da Mahrez 12.ymiş 4 ile. Abi McNeil ne yapmış ya? Şaka mısın? 13 asist ne? Iwobi de harika oynamış. Yalnız bunlardan birisini alsak, Szczesny de gol yenmeyen maç sayısında lidermiş. McNeil'i bir araştırmak lazım. Dwight McNeil 22 yaşında 80'lik sol orta saha. İnanılmaz. Asist krallığına doğru gidiyor. Devre arası transferimiz olsun mu? Soruyorum ya. Sancho'dan beklenilen verimi aldık mı? Bence tam alamadık ama böyle adamlara da ihtiyacımız var. Golcü adamlara. Tabii takım da kanat doldu gerçi ama. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanala abone değilseniz abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.